Şimdi evet, e, Seren Serengil'in açıklamasını görelim arkadaşlar. Tamam. Canım hemcisterim, statü, kültür, eğitim, aile yaşam standartı, birçok değer ve dengelerimiz, birbirimizden ne kadar farkı, ne olursa olsun birçok kadın aynı şeyi yaşıyoruz. Şiddetin her türlüsüne maruz kalıyor, buna sabrediyor. Üstüne de bütün bunları eşten, dosttan, aileden, komşudan, herkesten saklayıp örtbas ediyoruz. Aman duyulmasın ayıptır endişesiyle içeride ne yaşarsak yaşayalım her seferinde susuyoruz. Üstelik bu adamları da sevdiğinizi düşündüğünüz için dayak da affediyoruz. Bu döngü size gerçekten en büyük zararı verecek sona gelene kadar devam ediyor. Bu da demek oluyor ki bu sonu kendimiz boyun eğerek, affederek, geçiştirerek kendimiz hazırlıyoruz. İlk durakta inmek yerine bile bile lades yapıyoruz, devam ediyoruz.'' O nedenle psikolojik veya fiilen şiddet gördüğünüz kişiyle size yaşattığı ilk tecrübede vedalaşmanız çok önemli. Kadına şiddet yapabilen bir adamın annesini babasını yetiştirdiği ortamı nasıl büyüdüğünü incelemesi gerektiğini söyleyen kişisel gelişimciler hiç de haksız değiller. O yüzden eşinizi seçerken ailesini de araştırarak sağlıklı bir aile yapısı olup olmadığını, babasının da kendi eşine el kaldırıp kaldırmadığını, şiddet uygulayıp uygulamadığını bilmeniz size en büyük ipucu. Bunlar hep çocukluktan kalıntılar çünkü. Alkolü madde bağımlılığını veya şiddeti ailesinden tanıyan bu kişiler bunu birçok kadına uygulayacaktır. Arkadaşlarını vuran, kıran, suç işleyen kesinden seçecek böyle bir çevreden beslenecektir. Kendisi suç işlemeye meyilli olup hatayı kendinde değil etrafındakilerde arayacak, hep hayatındakilere ve etrafa öfkeli davranacaklardır. Bu özelliklere yakın insanlarsa hayatınızdakiler bu kişilerden vazgeçmenizi vazgeçemiyorsanız mutlaka sizinle olabilmesi için bir psikoloğa belki NLP uzmanına yönlenmenizi önemli öneririm. Bunu ona şart koşmalısınız. Bunu kendisine teklif ettiğiniz zaman muhtemelen sen git doktora deyip bunu yine kabullenmeyecektir. Ama ne yapıp yapıp ikna yoluna gidin. Yani en kestirme yol bu adamlardan kaçmak ama yapamıyorsanız tedavi olmalarını şart koşmak tek çözüm gibi geliyor. Ya bu devi güdeceksiniz ya bu diyardan gideceksiniz misali.